Ben bu kitabı okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Niye etkilendim? Şimdi Hazreti Adem'in hikayesini anlatıyor. Bu kitabı okumadan önce de Hazreti Adem'in kıssasını diyeyim artık din dilini kullanalım. Birçok tefsirden okudum Allah'a hamdolsun. Defalarca anlattım da yani hem peygamber kıssası adı altında müstakil bir konu olarak anlattım hem de ilgili sureleri anlattığım zamanlar yeri geldikçe, hangi bölüm geliyorsa onunla ilgili uzun uzun konuştum. Bu demektir ki müfessirlerin neler dediklerini aşağıya yukarı öğrenmişim. Öyle olduğunu düşünüyordum. Gerçekten bakın öyle olduğunu düşünüyordum. Sonra bu kitabı okudum. Bu kitabı okuyunca neden çok etkilendim? Hiçbir müfessirin yaklaşmadığı bir e, pencereden yaklaşmış olaya. Oradan bakmış. Şimdi alimlerimiz tabi olarak bunda bir suçlama ya da bunda bir eksiklik görmüyorum. Alimlerimiz tabi olarak bir kıssaya dini bir metnindeki dini bir bölüme itikadi açıdan yaklaşıyorlar. Ameli, fıkhi açıdan yaklaşıyorlar. Oradan ahlaki öğütler vermek için yaklaşıyorlar. İlk defa ben bu kitapta karşılaşınca ben kendim için söylüyorum bakın. İlk defa bu kitapta ben bir peygamber kıssasına insani açıdan yaklaşan bir bakış açısı gördüm. Yani mesela bir örnekle bitireceğim. Yoksa bu kitabı anlatmak yani anlatmak diye bir şey bu kitabı okunması gerekiyor. Okundukça bölüm bölüm sen bundan ne anladın? Sen bundan ne anladın diye konuşulabilir. Ama böyle benim oturup da anlatmam öyle bir şey söz konusu değil. Sadece bir örnek beni etkileyen şeyi söyleyeyim. Hz. Adem'in iki oğlu arasında bir kavga var. Biz bunu öğreniyoruz. Maide suresinde de geçiyor. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini oku diye ve biz onlarla öğreniyoruz. Biz olayın içerisinde farklı bir derine bakıyoruz. Mesela hiç şöyle düşünmemiştim ben kendi adıma. Acaba o sırada Hz. Adem ne hissetmiş olabilir? Hiç aklıma gelmemişti. Yani bir baba var, bir babanın iki oğlu arasında kavga var. Kavga giderek dozunu artırıyor. O kadar ki kardeşler artık birbirlerine kanlı bıçaklı hale gelmeye başlamışlar. Muhtemelen birbirlerine zarar verecekler ve bir baba bu durumda ne hissediyordur? Hazreti Adem bir baba ya mesela o gözle bakmamışız ya. Mesela bir baba kardeşleri arası, oğullar arasındaki kavgayı gidermek için ne yapar? Değil mi mesela kendinizden pay biçin yani. Ben oğulları olan bir baba olarak o sahneden çok etkilenmiştim gerçekten. Bunu görünce başka kaynaklardaki farklılıkları da yakalama imkanım oldu. Yani bu kitap bu konudaki gözümün açılmasına sebep oldu. Yani bir edebiyatçının, bir sanatçının aynı meseleye yaklaşımı bir alimin yaklaşımından çok daha farklı olabiliyor. Bir alimin bilemediği için değil, yaklaşımında esas olmadığı için ilgilenmediği şeyleri çıkartıp önünüze koyuyor. İşin insani yönünü, insin işin duygusal yönünü ve yaşarken bizim doğru olan davranışı yapmamızı engelleyen insani zaafları nasıl hissedişimizi ortaya koyuyor. Çok çarpıcı. Ondan sonra dedim ki ben bunu okuduğumda çok uzun zamandı çok uzun zaman önce oldu. Yani ilk çıktığında alıp okumuştum. Yani ilk baskısı zaten elimdeki kitap. O zamandan sonra karar verdim. Yani bu tür temel meseleleri anlatan iyi romanların iyi sanat eserlerinden bu hikaye de olabilir, şiir de olabilir. Okunmasını da tavsiye etmem gerekiyor. Ben kendimi bildim bile de okurum Allah'a hamdolsun. Roman okurum, hikaye okurum, şiir okuyum ama tavsiye etmek konusunda illa okuyun falan diye çok da ısrarcı olmuyordum. Özellikle bu kitaptan sonra diyorum ki arkadaşlar Kur'an'ı daha iyi anlamak için de ihtiyacınız var. Hz. Peygamber'i daha iyi anlamak için de ihtiyacınız var. Dini daha iyi anlamak için de, hayatı daha iyi anlamak için de, kendinizi ve tutumlarınızı ve ilişkilerinizi daha iyi anlamak için de bir edebiyatçı, bir sanatçı bakış açısına kesinlikle ihtiyaç var. Bu da bu kitap için ya da bu konu için bir başlangıç kitabı olabilir.